İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü'nün basın açıklaması, eski ABD Başkan Yardımcısı, Azerbaycan'ın COP29'a ev sahipliği yapması komik. Avrupa Konseyi Milletvekili Azerbaycan Büyükelçisine Ermeni savaş esirlerinin serbest bırakılması çağrısında bulunan bir mektup gönderdi. Batı Ermenistan'ın evlatları Garakin Necdet. Kaçık Stepanyan, Haykyan öğretisi, eski Ermeni inancının gerçek özü. Uydu fotoğrafları Azerbaycanlıların Arsak'ta gerçekleştirdiği büyük miktardaki yağmayı gösteriyor. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Ermenya TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Armeni Huysa haftalık basın açıklaması 28 Eylül'de gerçekleşti hükümet sözcüsü haftanın önemli olaylarını Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armena Kaprahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Bayan Neli Harut Dünya'nın katıldıkları Doğu Ermenistan Tarih Müzesi'ndeki uluslararası sergide Dicuhi Ana, Anahit'ten Meryem'e misyonunu yansıtarak sundu. Özellikle Ermeni kültürünün korunması, takdir edilmesi ve sahiplenilmesi konusunda katılımları önemliydi ve bu konuda uluslararası ilgi ve dayanışma vurgusu yapıldı. Sözcü ayrıca Batı Ermenice Haftalık dergisinin yeni sayısına da değindi. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Albert Gore, Azerbaycan'ın COP29'a ev sahipliği yapmasını komik buldu. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Petrol Devletinin üst üste 3. yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapması ironik diye vurguladı. Albert Gore'un çevre koruma ve iklim değişikliği konusundaki araştırmalarından dolayı 2007 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldüğünü de belirtmek gerekir. Avrupa Parlamentosu'nun Lüksemburg üyesi Ferdinand Kart Heyser, Azerbaycan'ın Avrupa Birliği Büyükelçisi Vakıf Sadıkova bir mektup göndererek COP29 konferansından önce Bakü'nün Ermeni savaş esirleri ve hukuka aykırı olarak tutuklanan kişileri serbest bırakılması da dahil olmak üzere en acil konulardan bazılarını ele almak için adımlar atacağını umduğunu ifade etti. X'in mikroblogunda yayınladığı mektupta Kart Heyser Bakü'nün şunları yapması gerektiğini belirtti. 1. Doğu Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü garanti altına almak. 2. Artsak'taki Ermeni kültürel mirası korunsun. 3. Siyasi tutuklular serbest bırakılsın. Ermeni Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin lideri Karakin Nijde, askeri ve ideolojik bir deha olarak öne çıkıyor bir dizi önemli savaşa katıldı ve bağımsızlığını yeni kazanan Ermenistan'ın güney birliklerinden sorumluydu. Nijdehin, Sünik ve Artsak'ın bağımsızlığı için verdiği ana mücadele Ermenilerin Zangezur'da kalmasını sağladı. Sovyet Ermenistan'ı döneminde ülkeyi terk ederek Ermeni Gençlik Birliği'ni kurdu. Daha sonra tutuklandı ve öldüğü Vladimir'de hapsedildi cenazesi daha sonra gizlice Ermenistan'a iade edildi ve Hustup Dağı'nın eteklerine gömüldü. Eski Ermeni inancı pek çok kişinin cehalet nedeniyle paganizm olarak adlandırıyor. Hetanos kelimesinin kökü etnos olup Yunanca'dan çevrilerek yerli, yerel anlamına gelir. Part Asur asıllı aydınlatıcı Grigor, Hayk'ta Hristiyanlığın devlet dini olarak kabul edilmesini başardığında Ermeni olmadığı için atalarının inancına sadık kalan tüm Ermenilere Hayk Nahabet'in öğretisini pagan olarak nitelendirmiştir. Yüzyıllar boyunca kendi dil ve kültürüne sahip olan Ermeniler öğretilerine Yunanca bir ad vermemişlerdir. Kendilerinin bu öğretisine Haykyan doktrini denir ve onun taşıyıcıları Haygazunlar veya Arevortilerdir. Bu öğreti dinin milliyeti tanımaması ve küreselci değerleri içermesi ve herhangi bir öğretinin söz konusu milletin dünya görüşü, yaşam tarzı, kültürü ve gelenekleri temelinde oluşması bakımından dinden farklıdır. Eski Ermeni inancında çok tanrıcılığın olduğu yanılgısı doğru değildir. Öncelikle atalarımızın tanrı değil, ditser tabirini kullanmış olmasıyla başlayalım. Tanrı kelimesi Ermenice değil, alıntı bir kelimedir. Ermeni inancında yaratıcı anlayışı vardır. Etrafımızdaki her şeyi yaratan güçtür. Yeryüzünü, gökyüzünü ve genel olarak tüm evreni, her insanın içinde var olan güçtür. Aynı zamanda küçük olanın da içindedir. Toprakta beliren tohum daha sonra kocaman bir ağaca dönüşür yaratıcı gücün nitelikleridir, sembolleridir. Örneğin Vahag'ın cesareti, astıhik sevgiyi, anahit anneliği ve doğurganlığı, tir bilimi simgelemektedir vesaire. Eğer Hristiyanlıkta ilahi üçleme ayırt ediliyorsa baba, oğul, kutsal ruh, o halde neden diğer öğretilerde üç yerine beş, sekiz veya on nitelik olmasın? Ermeni öğretisinde yaratıcı gücün, yani dicer dediğimiz sekiz niteliğini ayırt ederiz. Aramaz, Anahit, Vahagın, Aslihik, Tir, Nane, Mihir ve Sandaramet. Çoğu masal ve kurgu üzerine kurulu olan diğer pek çok öğreti ve dinden farklı olarak Hayyan öğretisi tamamen çeşitli bilimlere dayanmaktadır. Ermeni öğretisinde her insan kendi kaderini yaratır. Her insan kendi başına bir yaratıcıdır. Çünkü insan aynı zamanda yeni bir hayat yaratma yeteneğiyle de donatılmıştır. Ermeni öğretisinde tanrıları gökte ya da başka yerde aramıyoruz. Tanrılar içimizdedir. Birisi saldırgana karşı silahla savaştığında onda Vahagn'ın yetenekleri uyanır. Aşık olması durumunda onda Astik Disuhin'in aşkı uyanır. Bir kadın doğum yapmak üzereyken Anahit Lisuhi'nin yetenekleri uyanır. Kaçık Stepanyan Bellingkat uydu fotoğrafları Azerbaycanlıların Arsak'ta gerçekleştirdiği büyük çaplı yağmayı kaydetti. Boş apartmanların ve sivil evlerin yanında çöp yığınlarının olduğu kaydedildi. Araştırmacılar haritalanan bölgede sıklıkla bulunan çöp yığınlarının panagert evlerinden yapılan hırsızlıkların büyük boyutunu vurguladığını belirtiyor. Planexkop görüntüleri üniversite kampüsü yakınındaki binaların yıkımının 2 Mayıs ile 9 Mayıs 2024 tarihleri arasında başladığını gösteriyor. Ermeni medyası ve bölge sakinlerinin çoğu bazı binaların sivil konutları olduğunu ve yıkıldığını söylüyor. Bellinkat, Meclumyan'ın üniversite önünde bahsettiği binaların yıkılmasını Azerbaycanlı yetkililere sordu ancak yayınlanmadan yanıt alamadı. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dünya Miatunovic geçen yıl Ermeni nüfusunun sınır dışı edilmesinin ardından bölgeye yaptığı ziyaret sonrasında raporunda şunları vurguladı. Çatışma nedeniyle yerlerinden edilen insanlar evlerine veya yaşadıkları yerlere güvenli ve onurlu bir şekilde dönme hakkına sahiptir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vesleni Armenia TV, ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam etmektedir. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi tanıtımını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihini, bugününü ve geleceğini, siyasi ve diğer bağlamlarla ayrıca çeşitli konulara gündeme getiren haberleri yayınlıyor. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vestin Armenia TV, tarihimizi, kültürümüzü ve kimliğimizi korumayı ve yaygınlaştırmayı amaçlayan haftalık Batı Ermenistan gazetesi Vestin Armenia'nın yayınlayarak en önemli başarılarından birini kaydetti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, millet meclisi ve diğer yapıların siyasi geçiş sürecini de şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Değerli hemşirelerimiz ve siz sevgili soydaşlarımız, sizlerin desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.